Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Progressive Dive Wizard içerisinde bir projeyi başlatmayı göreceğiz. Bunun için e, burada gördüğünüz gibi bir e, projeyi oluşturmamız gerekiyor. Nasıl? Burada bakın e, ara bükümleri tamamlanmış bir proje var. Bunu nasıl yapmıştık? Daha önceki e, Define Intermediate Stage komutuyla burada ara bükümleri oluşturduk. Daha sonra Direct On veya e, band operations universal unform veya analyze formability one step komutlarıyla buradaki bükümleri tanımlamıştık. Şimdi bu işlemden sonra bizim yapacağımız şey buraya girip initialize project komutuna tıklamak. Bu komuta tıkladığımız zaman NX e, Project Process komutunu başlatır, pardon modülünü başlatır. Burada pet kısmında e, projemizin projemizin kaydolacağı yer yazar. Burada proje adı diyor. Bunu video yapalım. Video olsun. Parçanın birimi, parçanın et kalınlığı burada görülür. Parça malzemesi 08 diye gösteriliyor. Buradan da istediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. Malzemenin özellikleri ise buradaki Edit Material Database kısmından görülebilir. Buradaki butona tıkladığım zaman bir Excel açılıyor gördüğünüz gibi ve burada malzemenin özellikleri bize gösteriliyor. Buraya çarpıya basarak çıkıyorum buradan. Daha sonra OK'ye OK tıklıyorum ve projemi oluşturuyorum. Projemi başlatmamla beraber burada bir montaj ağacı oluştu. Bakın video konsol diye ve bunun altına video die diyor ve video product pack diyor. Video zaten bizim proje ismimizdi. Die yazan kısım kalıpla alakalı kısımlar bulunur. Burada kalıp setini yüklediğimiz zaman bunun içerisine girecektir. Şu anda bunun içerisi boş. Burada hiçbir şey yok. O yüzden burayı kapatıyorum. Altta video product pack diyor. Burada ise bizim parçalarımız bulunur. Şu eee Video partın içerisinde gördüğünüz gibi bizim neyimiz var? Oluşturduğumuz parçamız var. Yani benim orijinal parçam buradaki video partın içine girecek. Bunu bu şekilde gizleyebiliyorum. Video proses kısmında ise Define Intermediate Stage komutunu kullanarak oluşturduğum ara bükümler vardır. Yani işlem sırası burada görülür. Burayı açtığım zaman da bakın bu part sheet final final 1 2 3 4 5 6, 5, 6 bunun içerisinde görülür. Buradan bunu gizleyip gösterebilirim. Bunun bir altında ise blank yani ee, büküm yapılacak geometri bulunur. Bunu da initialize project komutunun bir sağındaki blank Generating komutuyla seçeriz. Bir sonraki komutumuz da bu. Komuta tıklıyorum. Komuta tıkladığım zaman burada create ve edit diye iki tane seçenek var. Create kısmından yeni bir ee, blank oluştururuz yani such levha seçeriz. Buradan import blank part diyorum. Ve final 6 olan parça benim e, açılmamış saç levhamdı. Okey diyorum. Ve bana bu parçayı getiriyor. Select a stationary face diyor. Bu yukarıda kalacak yüzey olmalı. Yani şöyle baktığımız zaman tam karşımıza gelecek yüzey stationary face olacak. Yüzeyi seçiyorum ve okey diyorum. Ve burada blank'in altına da bakın final alt isimli parça ekledi. Şimdi bu final altı nereye geliyor? Bunu görelim. Şöyle yaparsak. Bakın genel olarak tam buraya final altı isimli parça geldi. Blank ilk başta böyle görünecek. Daha sonra biz işlemlerimizi yaptıktan sonra burada blank olan parçayla prosesin içerisindeki parçaları yer değiştireceğiz. Bunu da sonraki videolarımızda göstereceğiz. Blank'in içine geliyorum tekrar. İstersem ben buradan Create yerine Edit diyebilirim. Buradan Delete Blank deyip bunu silebilirim. Veya Update diyerek farklı bir parçayla da bunu değiştirebilirim. Bunu da yine Blank Generator komutu içerisinden yapabiliriz.